Evet, yapay zeka araştırmaları yaparken ilk karşılaşacağınız konulardan bir tanesi, bu işin hikayesini çok uzun tutarlar genellikle tarihçe kısmında. Yapay zeka kışı gibi bir şeyden bahsederler. AI Winter olayı. Bunu ben çok özet olarak söyleyeceğim. Detaylarını merak edenler sadece okuyabilir. Yani çünkü teknik olarak sadece genel kültür faydası olacaktır sizin için. Bu çalışmalar, yapay zeka çalışmaları 1956 yılında ilk ortaya atıldıktan sonra bu alanda ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Hani ben şöyle söylüyorum genellikle açığa çıkan hani kutusu açılmış bir bilgi bir daha yerine sokulamaz. Çünkü dünyada bir şeyi ortaya attınız mı? Onu engelleyemezsiniz artık. İnsanlar düşünmeye ve kendileri onun üzerine bir şeyler koymaya çalışırlar. Yapay zeka da böyleydi. O yüzden algoritma geliştirmek isteyenler, kod yazmak isteyenler vesaire bunlarla ciddi fikir ürettiler ve bunu gerçek hayata dönüştürmeye çalıştılar yapay zekayı. Ama 10 yılda bir çeşitli duraksamalar oldu. 20 yılda bir duraksamalar oldu. Bunların sebepleri birazdan anlatacağım. Hem algoritmik, hem teknik, hem maddi. Aslında tek bir sebebi yok. Biz buna genel olarak yapay zeka kışı diyoruz. Bir gelişme oluyor. Ondan sonra 10 yıl boyunca hiçbir şey yapılamıyor. Teknik sebeplerden, birçok sebepten. Sonra bir şey daha ortaya atılıyor. 20 yıl boyunca bir şey yapılamıyor vesaire vesaire. En son işte günümüze kadar geliyor. Bu süreci çok hızlı ve teknik olarak anlatacağım ben size. Matematiğine girmeden. 1960'larda, 60'lı yıllarda bazı gelişmeler oldu. Biz buna genel olarak bu çalışmalara yapay sinir ağları diyoruz, YSA. Yapay sinir ağları kitapları görürseniz, kaynakları görürseniz bu aslında o 60'lardan beri yapılan çalışmalar olarak düşünülebilir ki şu anda yapay sinir ağları kullanılıyor teknik terim olarak ama biz bunu farklı bir konsept adı altında söylüyoruz. Onları da açıklayacağım. YSA 1960 yıllarda bazı çalışmalar yapılarak geliştirildi ama uygulanabilir olamadı. Uygulanabilirlikten kastım business ortamı. Yani gerçek hayatta para kazanamayacağınız bir teknoloji aslında gelişemez. Bu insan doğası diyelim. İnsanlar yatırım yapıyor, teknik ciddi çalışmalar yapıyorlar, ekipler oluşturuyorlar, finansman sağlanıyor vesaire ama ticari olarak bu faydaya dönüşemediği için teknik sebeplerden dolayı orada kalıyor. Sonrasında 80'lerde backpropagation diye bir yöntem, Türkçesi geri yayılım yönteminin bulunmasıyla iyi sonuçlar verdiğinin ispatlanmasıyla birlikte YSA tekrar popüler oluyor. Backpropagation'ın ne olduğu şu an için hiç önemli değil. Çünkü tam olarak teknik konu. Algoritmalar içerisinde farklı bir algoritma yaklaşımı diyelim. Bazı sorunları çözen. Birçok yapay zeka donanımı geliştirildi bu gelişmelerden sonra, 80'lerden sonra dediğim. Ve yapay zeka donanımların geliştirilme sebebi de gene aynıydı. Parası olanlar, gücü olanlar bunu ticarileştirmeye çalıştı gene. Ve yatırımlar yapıldı ama sonrasında tekrar sorunlar ortaya çıktı. Baktık ki bu da bir kışın bir parçası. O yüzden bu da olmadı. 90'ların başında Support Vector Machines, SVM diye kısalttığımız ve Kernel Trick ortaya çıkana kadar vesaire gene YSA'nın öldüğü dönemler diyebiliriz. Ve hızlı bir şekilde geçelim. 90'larda SVM'ler yani Support Vector Machine algoritmaları iyi sonuç veriyordu. Sonrasında YSA'ların katman sayısının, katmanın ne olduğunu anlatacağım detaylı. Bunu artırmanın sonuç üzerinde bir etkisi olmadığı ortaya çıktı. Bazı modeller geri yayılım için hiç iyi sonuç vermiyordu vesaire vesaire. Ama sizin çok daha net olarak şu an anlayabileceğiniz algoritmadan bağımsız bugün üzerinde çalışılan devasa veri setleri o zaman yoktu. Veri setinin ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağım bu sunum içerisinde. Ama özet olarak şöyle söyleyeyim. Yapay zeka algoritması veri olmadan bir işe yarayamaz.
Çünkü bir şeyden öğrenmesi gerekiyor. Bunu bir bebek gibi düşünün. Veri setleri şöyle, bir bebek gibi düşünün aslında. Bebek doğduğu zaman hiçbir şey bilmiyor. 0 kilometre otomobil gibi. Konuyu bilmiyor, etrafa bakıyor sadece. Ama göz ve bütün diğer duyularıyla etraftan bilgi topluyor. Aslında herhangi bir tepki veremese bile, hiçbir şeyi anlamasa bile alt beyin aslında öğreniyor. Öğrenmeye çoktan başlamış oluyor doğduğundan, hatta doğmadan önce bile öğrenmeye başlıyor. Bütün duyularla ve ya da frekanslarla. O aslında çevreden verileri topluyor. İşte yapay zekada bahsettiğimiz veri de tam olarak bu. Bir şekilde veriye ihtiyaç var. Ne iş yaparsanız yapın. Bir bebeğin mesela diyelim sobaya dokunmasının ona zarar vereceğini bilmemesi aslında henüz ilgili veri setin ona yüklenmediği anlamına gelir. O veri setinin nedir? Annesi ya da ebeveyn ya da çevresi onun zararlı olduğunu anlatır. Ya da mesela elma ile armut gibi düşünün. Ya da elma ile muz gibi düşünün. Tamamen farklı görsel olarak. Bir bebeğe siz elmayı muz diye öğretirseniz o hiç düzeltilmediği sürece o elmaya muz diyecektir gibi bir durum var. O yüzden veri setinin sağlığı, veri setinin kalitesi önemli. Bunlara çok detaylı anlatacağım. Bilgisayar teknolojisi, yapay sinir ağları, yapay zeka için, yani bilgisayar donanımlarından bahsediyoruz aslında. Bunlar yapay zeka için ciddi yetersizdi. GPU diye bir şey yoktu. Yani CPU'lar çok ilkeldi açıkçası. Bunlar da teknik olarak söylemek gerekirse graphic process unit ve central process unit ya da RAM, bu bellek dediğimiz şey, ya da hard disk, veri depolama için kullanılan. Bunlar çok ilkeldi o zamanlar. Ve size sebeplerini söyleyeceğim. Bir yapay zeka geliştirirken hangi donanımlara nasıl ihtiyacınız olacak ve neden ihtiyacınız olacak? Onlar olmadan yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Bunları da anlatacağım. Donanım yoksa yapay zeka problem yani. Velhasıl winter is over. Kışımız bitti. Sonrasında bir amca ve ekibi geldi.